hani kargo kılığında dolandırıcılar gelip de Yozgatlı bir iş insanını dolandırmışlardı ya, milyonlarca liralık bir vurgun yapmışlardı. Niye? Ona boş senede imza attırmışlardı. Sözüm ona, kargonuz var diyerek boş senetlere imza attırdılar. Şimdi ortaya çıkan bir tehlike var. O da şu imza meselesi. Bir, biz gerçekten de her şeye imza atmak zorunda mıyız? İki, imza atmadan önce neler yapmalıyız? En önemlisi belki de, hadi diyelim yanlış imza attık. Bunun sorumluluğu bizi ne kadar bağlar? Mücahit Topçu ve Caner Emre Kınacı'nın haberi. Kargoculardan şöyle bir talep geliyor mu? Şuraya bir imza. İmzalamıyorum ben genelde ya. Bakmadan atmam. Evet, bakmak lazım tabii ki. Sonuçta bir imza kişisel bir şey olduğu için vermek istemiyorum açıkçası. Evet, imzalıyorum. Okuyor musunuz ne yazdığına dair? Okumuyorum. Ya size bir senet imzalattılarsa? Hayırlısı. Dolandırıcılar kendilerini kargo görevlisi olarak tanıttılar. Yozgatlı bir iş insanına senet imzalattılar. Eğer boşa açığa imza atmışsak ve bundan da bir senet türetilmişse, buradan bir borcumuz olmadığını biz yine senetle ispatlamak zorunluluğundayız. Dolandırıcılar kes yapıştır taktiği kullandılar ve imza yeri kesilen kağıdın altına boş bir sayfa yerleştirdiler ve müşteriden burayı imzalamasını istediler. Sonrasında ise işte bu boş senedi istedikleri gibi doldurup tutanak hazırladılar. Peki ya kaçımız kargo teslimatı alırken imzaladığımız yere dikkat ediyor? Okumayı tercih ediyorum tabii. Artık korkuyoruz, çevrede dolandırıcılık fazla. Güvenemiyorum açıkçası. İmza atarken kağıdı elimize alacağız. Üzerinin boş olup olmadığını kontrol edeceğiz. Genelde kod istiyorlar artık. Zaten güven kodu geliyor. Teslim kodu geliyor. Peki kargo görevlilerinin teslimat öncesinde vatandaştan imza istemeleri ne kadar hukuki? Kargocunun da bir sorumluluğu var. Bu zorunlu olduğu hallerde mümkün olduğu kadar biz yine elektronik yollardan bu teslimatı teyit etmeyi tercih etmeliyiz. Türk Ceza Kanunu 209. maddesinde bu 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor. Şimdi biz elbette ne olursa olsun sadece kargo teslimatında değil, günlük hayatımızda da bir imza atacaksak önce okuyacağız. O ayrı. Ama şunu bir ayrı dedelim. Şimdi yönetmenim Berk de uyardı. İmza gerçekten atmamız gerekiyor mu hepsinde? Özel kargolarda galiba artık izleyicilerimizin, vatandaşımızın söylediği gibi kodlar geliyor. O kodu söylüyorsunuz, gülüyor ancak. Mesela PTT gibi resmi kargo görevlileri imza istiyorlar hala. Bunu biliyorum. Oraya da illa imza mı atacağız ya? Paraf yapalım. Uğur mu adım? U yap. Bir çizgi çek. Yani aldım, orada maksat ben bunu ona teslim ettim anlamında bir şey. Çünkü şu da var. Kağıt dolu olabilir. Size imza attırırlar ama altında bir karbon şeyi vardır, kopya kağıdı vardır. Altındaki başka bir şeye geçer. Yani ona çok iyi bakmak lazım. Ama dediğim gibi çoğu zaten artık kodla oluyor. İmzalayacağınıza paraf atın gitsin ya. Ne olacak ya? Ne diyecek yani? Bu senin değil mi diyecek? Parafım işte. Yani böyle şeylerin önüne geçebilmek